Agalarım, herkese selamlar. 25 Ağustos 2024 Pazar iptal tahminleriyle hepinize selamlar. Bu videoda sizlere bir adet ideal kombine vereceğimi söylemiştim. Cumartesi gününden güzel destekler geldi, güzel yorumlar geldi. Aynı şekilde gelirse Aga ben dediğim gibi her zaman sizlere ideal kombine veririm. Cuma videosunda da hafiften bir bahsettim ideal kombine. O da geldi Aga zaten. Tebrikler diyerekten isterseniz başlayalım. Öncelikle sizlerden güzel destek bekliyoruz Aga. Beğeni ve yorumlar gerçekten önemli. En azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için önemli olacaktır. Maç skor yarışmasıyla başlayalım. Pazar gününün en güzel maçlarından bir tanesi özellikle Rize Spor'un oynamış olduğu İlhan Palut'la o oyun gerçekten muazzam. Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmasını bekliyorum fakat Fenerbahçe'nin burada da galip gelme ihtimali bence var. Benim skor beklentim 2-1 Fenerbahçe galibiyeti. Sizce ne olur yorumlara yazarsanız bilen 3 kişiyi de 7 gün WhatsApp gruplarımıza misafir edelim. Cuma günü maç skorundan 2 kişiyi alacağımızı söylemiştik. 1-1 bitti Alanya mücadelesi. Aycan Malaklı, Kangal Malak var burada bir şeyler. Mustafa Tetikli isimli arkadaşlarımız kazanmıştır. Benimle WhatsApp hattından iletişime geçebilirler. Her türlü soru görüş öneri de WhatsApp hattından iletişime geçebilirsiniz. Pazar günü için gruplara gelmek isteyenler, WhatsApp gruplarımızdan olmak isteyenler veya herhangi bir soru görüşü enişteyle yani olmak isteyenler de bu numaradan yazabilir. Solda var, ekranda var, açıklamada linki var. Yorumlarda da linki olacaktır bilginize. Geçtim. Arkadaşlar mislilerden bahsedeyim. Dün 2 adet mislim vardı. Zarar ettik. 300 TL zarar ettik ama. Alanya Spor'un ben bir yarayı kazananını bekliyordum. Hakan öncelikle ikinci yarayı kazandı. En güvendim bahislerden biriydi ama Alanya biraz beni pişman etti. Oynamış oldu oyunla. Yani bahis geldi ama kondisyon olarak çok düştü. Hakan sonra sağda yok oldu. Bahis gidiyordu az da. Alanya yarı kazanır vardık 5000 TL. O geldi. 3000 TL'de Avrupa mislisi olarak değerlendirdiğimiz bir karşılaşma vardı. Burada Gladbach maçına 1.5 üst Alanya'nın golü ve Hanover mücadelesine bir buçuk üst değerlendirdik. Ve şöyle söyleyeyim. ya yani 1-0 bitti mücadele. Hamburg'un kaçırmış olduğu pozisyonlar. Hanover'in atmış olduğu ilk yarıdaki iptal vesaire derken. Toplamda 23 Ağustos günü 300 TL zararla kapattık. Onu geçtim. Günün ideal kombinesi vardı. Günün ideal kombinesi de Alanya maçıyla. Kasruya mücadele hissiydi. Aga yani çok temiz. Alanya'ya güvendiğim için ideal kombineyi de değerlendirme altına aldım. Çünkü şöyle yani bir yerden güveniyorsan ekstra maç aramaya gerek yok. Castro'ya mücadelesi de çok iyi geldi. İkinci yarı 49. dakikada zaten. Maç 2-1 oldu. Oradan da temiz aldık. Günün kombinesi içeride. Onun dışında canlı olarak zaten ekrandayız. Bakın özellikle canlı oynuyorsanız, canlıya vakit ayırıyorsanız, gün içinde maç vakitlerine vakit geliyorsa gelin mutlaka canlı bahislerimizden faydalanın diyorum. Onun dışında ücretsiz grubumuz var. Burası Telegram'da. Telegram'a kan tip ücretsiz yazıp veya açıklama ve yorumlardaki linke tıklayarak da ücretsiz Telegram grubuna da katılım sağlayabilirsiniz. Hatta WhatsApp grubundan bahsedeyim. Aga dün Alanya maçı vardı dedim ya stat'tan canlı yapacağız. Alanya Bey'im şu an. Stat'tan canlı yapabiliyoruz. Böyle stada girdik. Hadi hazır olun yerimizi aldık diyerekten de. Burada gelen bir bahis var. Bir tane Alanya Spor'a maç önü yapalım dedik. Maç önü de 1.94 gibi orandan değerlendirdik. Alanya'nın ilk yarıda atacağı bir gol. E, i̇ki tane penaltı beklediğimiz pozisyon vardı. Verilmedi. Bu başarısız oldu maç önümüz. Ondan sonra Eibar mücadelesine 2.5. Kocaeli maçında Kocaeli'nin bir golü. Alborg maçı gelmiş. Eibar'ın 2.5 üstü geldi. KGS'i geldi. Glapa maçına ilk yarı 1.5 üstü olarak değerlendirdik. Maç güzel diyerekten de. Alanya mücadelesine devre arasında verdim. Alanya'nın atacağı bir gole %4 olarak değerlendirdik. Paris mücadelesine gelenler derken Glapa ilk yarı 1.5 üstü oldu. Kocaeli golü attı. Paris ilk yarı 1.5 üstü oldu. Alanya maçı falan geldi derken bu şekilde en iyi ideal şekilde değerlendirme yapıyoruz. Bu Paris ilk yarı 2.5 üst olmadı galiba değil mi? Maç 6-0 bitti de goller ikinci yarı gelmiş olması lazım. Velhasıl kelam canlılarda da bu şekildeydi aga. Gelenler gidenler ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz başlayalım. Pazar için ideal kombinemiz var. Sizlerden beğeni, yorum desteklerinizi bekliyoruz. Devam edelim. İlk mücadelemiz Wolves'la Chelsea mücadelesi. Chelsea ilk mücadelesinde City'ye karşı iyi bir oyun oynadı bence. 4 tane penaltı pozisyonu var. Bir tanesini verse KG'sini içeri alacaktık. KG olarak değerlendirdik ama City 2-0 galip geldi o mücadeleden. Chelsea iyi oynadı mı? Yani City'ye ne kadar iyi oynayabilirsen o şekilde oynadı. Wolves'ta oyuncaklar oynayacaklar. Wolves'un burada nasıl oyunu oynayacağı önemli aga. Savunmaya kapanıp kontra mı yapacak yoksa oyunu dengelemek isteyecek mi? Bence Wolves'ta biraz çıkmak isteyecektir. Onlar da birkaç tane transfer yaptı ve kontra oyununu iyi oynayan bir ekip. Onlar da Chelsea kalesinde pozisyon bulmasını mücadelede karşı gelecek golleri benim tek tercihim olarak sizlere bildirmek isterim. Geçtim diğer mücadeleme. Bournemouth'la Newcastle karşılaşması. Şimdi Newcastle'a ben Newcastle'dan razıyım. Neden? Geçen mücadelede Liverpool maç sonu 2, Newcastle maç sonu 1, 1.80 oranı vardı zaten. 4000 TL mi aldık? Newcastle kırmızı kart görmesine rağmen bir tane gol attı mücadeleyi de kazanmayı başardı. Yani ben Newcastle'dan razıyım. Hiç sıkıntı değil. Burada Bournemouth'la oynayacak. Bournemouth'a geçen hafta bir birlik beraberlikle kaldı sanırım değil mi? Nottingham Forest mücadelesinde. Son dakikalarda gelen bir gol vardı. O da e, karambole geldi zaten. Kale önünde bir anda top adamın önünde kaldı. Vurdu gol girdi. E, Bournemouth'un e, Solanke satıldıktan sonra hücumda biraz tabii ki gücü düştü bence. Yani ilk mücadeleden bunu gördük. Kendi evinde oynayacak. Biraz daha farklı oyun oynayacaktır. Newcastle kalesinde pozisyonlar da bulacaktır. Ama ben Newcastle'ın burada kalitesiyle birlikte mücadelede dep basmanın bir yarayı kazanmasını bekliyorum aga. Minimum 1.43 oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Lance ile la mücadelesi. Brest ilk mücadelesinde mağlup oldu. Ve Marsilya'ya karşı çok iyi bir oyun. Yani hücum takımı çok önde bastı. Özellikle Greenwood yani şov yaptı. Birazdan Marsilya'yı da de değerlendireceğim zaten. Takım çok değişti. Dezervi geldi. Şimdi kendi evlerinde oynayacak Marsilya'da. Ben Brestin burada atacağı bir gol. Bak bu Brest hücumu çok seviyor. Lance biraz daha takım savunmasını iyi yapan bir takım. Okey. Ama ben Brestin atacağı bir gol aga. Yani bu bizi üzmez bence. Çünkü iyi bir hücum güçleri var. Ve geldikleri veya çıktıkları zaman da iyi işler yapabilen bir Brest var. Atacakları tek gol aga. İdeal. Real Madrid maçı bu maç herhangi bir bahis vermeyeceğim. Tek önerim Aga oyuncu gol atardan Mbappe gol atar. Taraftar önüne çıkıyor. İlk Santiago Bernabeu mücadelesi. O yüzden Real Madrid'in ben burada bir gol. Ziyade Mbappe'nin bir gol atmasını bekliyorum. Mbappe gol atar. Tek tercihim. Oranına bakmadım bile. 1.80, 1.90 bir 90 vardır mutlaka. Liverpool-Brentford mücadelesi. Brentford'da son mücadelede Galip geldi ama çok da hak etmedi Aga mücadeleyi. Çünkü Crystal Palace çok daha güzel pozisyonlara girdi ve daha domine etti oyunu. Ama Brentford'dan yani çıktığı pozisyonlara gol attı. arkada özellikle embe ile Vissa ile birlikte çıktıkları zaman Blue Liverpool kalesinde mutlaka pozisyona girecekler Ben hatta gol bile bekliyorum bu Brentford'dan. Ama şöyle bir ideal alacağım. 2.5 üstüne bir yaparsak Aga oran yani minimum iddia konuda işte bir 44 falan vardır bunun oranı. Nesine de bir 34'te falan kalıyor. 2.5 üstünde bir, bir Liverpool galibiyeti bekliyorum. Ama şöyle bir şey var. dedim ya Brentford'dan da ben bir gol bekliyorum. Biraz daha oranı 1.80 seviyesine çıkartmak isteyenler varsa Matsun'u 1 ve KG var olaraktan da değerlendirmesini yapabilir. Bu da sizlere ekstra yüksek oranım. Çaykur Rize Fenerbahçe mücadelesi. Aga Rize gerçekten çok iyi top oynuyor. Hatta son mücadelesinde ne dedik biz bu Adana Demir mücadelesinde? Yani galiba şaka yapıyorlar bize. Bu Rize'ye bu oyunla birlikte bu açılan oran. Deplasman yarı kazanırı zaten. İdealden 1.58 bir oranı vardı zaten. benim ki Rize'nin atacağı iki golde. 1.86 mı 1.90 mı ne oranı vardı zaten. O da geldi Aga. Yani Rize çok iyi bir futbol sergiliyor Aga. İlhan Hoca ile birlikte. Ya soğun gelmesi, o oyun çok iyi. Aga takımda şöyle hücumda tek file veren adam Akintola. O da ya yani daha taşa vuruyor. Kazma biraz Aga. Öyle bir muhabbeti var. Fenerbahçe'nin ben burada bir şekilde galip gelir mi gelmesini bekliyorum. İkinci maçta puan kaybetmişsin 90-65'te. Bu sefer biraz daha aç olmalarını bekliyorum. Hücumma gole. İsmail hocamın da cuma namazı öncesi fotoğrafı çıkmış. Kahvede çay içiyor sakal bırakmış. Hocam biz senden razıydık da. Neyse. Fenerbahçe'nin ben burada atacağı 2 gol. net basman 1.5 üst. Bu arada şey de bekliyorum. Yani dedim ya skor beklentim 2-1. Rize tarafından da gol bekliyorum ama... Olası senaryom şu aga. Bak Deplasman 1.5 üstü oranı zaten gayet yüksek. Şimdi Fenerbahçe 1-0 attı öne geçti. Mücadele gol olmadı gol olmadı. 80'den sonra kontradan Fenerbahçe iki attı bitti. Böyle de olma ihtimali var. O yüzden 2.5 üstü oranı da zaten bu oranlarda. Mücadele 2.5 üste giderse Fenerbahçe tarafının götürme olasılığı daha yüksek olduğundan Deplasman 1.5 üste kaldım aga. Geçtim. Roma ile Empoli. Roma'yı geçen hafta izledim. Önerdim de sizlere. Matsun ikisini bekliyor. Hatta Deplasman yarı kazanır verdim. Roma 0-0 bitti ama maçı izlemeyenler var. Yattık yazıyor aga. Roma dakika 83'te gol attı. Olsay iptal oldu. Kaçırmış oldukları pozisyonlar da var. Roma'da bu hafta için önemli olaylar oldu. Ne oldu aga? Roma'da Dybala'ya bir teklif geldi Arabistan'dan. 3 yılda 70 milyon euro kazanacağı bir teklif. İnanılmaz bir rakam. Ya 70 ya 85 olması lazım. Reddetti aga. Takımda kaldı. Taraftar sevindi. Taraftar gitti. Dybala'nın evinin önüne gitti. Gecesi, geceleri geceler geç saatlere kadar orada durdu. Hepsinin görselleri, videoları var. İzledim de ben zaten ondan anlatıyorum sizlere. Yani Roma'nın burada ben galibiyetini bekliyorum. Bu kadar transfer. Empoli de bence buna uygun. Matsoni bir okey. Matsoni bire şey yapmak istemeyenler, oran yeter yetmez diyenler. 4.5 altına bir mis gibi Roma galip gelir bu maçta. Yazın bir kenara. Marsilya ile Rams mücadelesi. Dezerbi ile birlikte kelebek etkisi. Muazzam bir başlangıç. 5-1'lik bir skor iyi bir oyun. Greenwood süper. Diğer elemanlar da süper. Güzel bir başlangıç. Aga evet, devam. Marsilya'dan devam. Kendi evinde Rimes tehlikeli takım kapanıp kontradan gol atabilir. Maç istersen 3-2 Marsilya yenilsin. Umurumda olmaz. Ama ben burada ev sahibinin atacağı 2 golü tek tercih olarak değerlendirdim. Hatta yüksek orandan da 2.5 üstüne 1 olarak da değerlendirmesini yapılabilir. 1.85 minimum. Atletico Madrid ile Girona. Ulan Atletico Madrid geçen hafta da deplasman yeri kazanır verdik. Ya 45 artı 5 de gol atıyor. Aga bekle ikinci yarı atsana. Ayıp ya. Şimdi Atletico Madrid Girona ile oynayacaklar. Girona deplasman bir form olarak var bir muhabbeti. Ama Girona'nın ben burada gol atma ihtimalini düşünüyorum aga. Ama hiç oraya gitmeyeceğim. Atletico Madrid'in bu hücum gücü. Alvarez'in de burada ilk 11 başlar mı? Başlama ihtimali de var. Hafta içinde yine Kelleger transferi oldu Atletico Madrid'de. Aga Atletico Madrid 100 milyon üstünde para harcadı. Bu parayı boş harcamadı. Hatta 200'e 160'a yaklaştırmıştır o civarlarda. Atacağı iki gol aga. Atletico Madrid'ciyim. Ev sahibi 1.5 üst. Hatta ideal de lak diye koydum bu maçı. Toplamda 8 artı 1 maç. Real Madrid maçı ne dedim? Sadece Mbappe gol atar dedim. Başka bir bahis almadım. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlenecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp dur. İdeal kombine önermedik. Ekrana gelsin. Agam ideal kombine ekranda. Fenerbahçe maçıyla Atletico Madrid mücadelesi. Ben burada dediğim gibi Fenerbahçe'nin maç 2.5 buçuk üst tercihim vardı da 2.5 buçuk üst tarafa götürecek. Olası 2 0da kalırsa yine Fenerbahçe'den biz alalım dedik. Bir yapmış gibi orandan değerlendirdik. Atletico Madrid'in de kendi evinde atacağı 2 gol baba gibi oran. Herkese bol şans. Bol şans, bol güneşler vesaire vesaire. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bay bay.